Evet sevgili arkadaşlar, gene tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Bugün birkaç maç atayım dedim. Attığıma atacağıma yemin ediyorum. Öyle bir pişman oldum ki anlatamam size. Ya sezon bitiyor diye mi artık niye bilmiyorum. O kadar kötü adamlar var ki ve hepsi de benim takımımda. Nasıl oluyor bilmiyorum. Hani ben kötüyüm diye mi kötüleri çekiyorum? Yoksa ben mi kötü bir oyuncuyum? Hiç anlamış değilim. Ya bu kadar kötü bir adamın arka arkaya 6-7 maç bana gelmesi. Ya diyorum ki herhalde artık oyun bana diyor ki kardeşim oyunu bırak sen. Sen oynama diyor herhalde. Çünkü topa vuramıyorlar, aynı toplara çıkıyorlar ve bu adamlar şampiyon 2'de. Karşıdaki adamlara bakıyorum. Karşıdaki adamlar yani top taşımaktan tut pas, adamlar paslaşıyorlar ya, havada paslaşacaklar neredeyse. Karşıda öyle adamlar. Benim adamlarım mal mal toplara vuruyorlar sadece. Yani size öyle söyleyeyim. Gerçekten hani çıldırmamak elde değil ya. O yüzden umarım bu maçta onlardan biri olmaz. Hani onları kayıt almıyordum, öylesine oynuyordum. Dedim şimdi bir kayıt da alalım. Videomuzu da yetiştirelim. Ara vermeyeyim dedim yani. Sanki hani o maçlara içime doğmuş da kayıt almamışım. Artık dedim buna bir kayıt lazım ya. Dedim hani 6-7 maç mı? Yani 7 maç falan belki olmuştur. Arka arkaya çok kötü geçti. Dedim artık 8. maçta da tahminimce kötü geçmemesi gerekiyor. İstatistiksel olarak yani. O yüzden dedim ki Hakan, kaydını al. Sakin ol. Bunlar zaten hep geliyorlardı. Yine gelecekler. O yüzden dedim, sakin sakin oyununa bak sen. Yani kendi takımımdan gerçekten artık hiçbir şey beklemiyorum girdiğim oyunlarda. Sadece defansta hata yapıp gol yemesinler. Başka bir şey hiç beklemiyorum. Hani tamam ben gol de atarım. Elimden geleni yaparım da. Sadece gol yemesinler ve böyle top mislemesinler. Başka bir şey istemiyorum yani. Değecek gibiydi. Sonra baktım değmeyecek gibiydi. Oo, bu biraz sıkıntılı. Tutardım ama tutsam bile adamın önüne kalırdı sanırım o. Şöyle bir yapalım. Oo, güzeldi aslında. İstemeden de olsa güzel bir şey olacaktı. O top bana çarpsaydı bizim kaleye goldü. Gerçekten goldü yani. Yani yetişebilirse gol. Ama yetişemedi. Bizim adam orayı da çok güzel açmıştı. Yani bir kişi gelse bile gol olma ihtimali yüksekti onun. Düzgün vursaydı tabii. Buna çıkmayacağım. Vurma ihtimali var diye. Vuramadı ama. Şöyle direkt blok olarak atlayacağım. Adam çok avantajlı benden. Bizimkine bırakalım. Yani güzeldi ama çok hızlı. Ben şuradan bir boost alayım. Şöyle düzgün temiz bir vuruş yapmak istedim ona. Bizimkine de güzel bir buna çıkmanın bir anlamı yok benim için. Çıksam da değemezdim zaten. Çok az boostum vardı. Adama da gerçekten güzel denk geldi ve çok da iyi vurdu yani. Temiz bir vuruş attı. Neyse 1-1 beraber oldu. Maça yeniden başlıyormuşuz gibi. Tekrar yükleneceğiz şimdi. Şöyle yapayım ki onlara doğru seksin. Bir tane daha zorlayalım. Bu da sanırım gol. Aynen. Dedim hani orada zorlayabildiğim kadar zorlayayım. Allah'tan ki hani biri de gerçekten atlamamış arkamdan. Çok doğru zamanda çıkmış. Çünkü bazıları böyle çok sabırsız oluyor. Hani pozisyonunuzun bitmesini beklemiyor. Bazen yeri geliyor. Bir adam 2-3 kere topu zorlaması gerekiyor. Zorluyor. Ve sizin gireceğiniz an çok çok önemli. Eğer aynı anda girerseniz hem kendinizden bir adam eksiltiyorsunuz. Şöyle yapayım ben şuna da.
Hem de pozisyon yanlış oluyor. O yüzden az önceki gibi adam beni çok iyi okudu orada. Zorlayabildiğim yeri çok iyi gördü. Ve çok doğru zamanda girip gol attı. Şöyle en fazla bunu yaparım sanırım orada. Tamam, boost'u adama vermemiş olduk. Güzel oldu. Güzel. Bizim adamın direkt önünde kaldı ve sanırım boost yoktu. Yoksa güzel kaldırmıştı. Tahminimce boost yoktu diye düşünüyorum. Biraz daha bekleyeyim. Korkmadım değil. Adam da direkt üzerime geldi. Şimdi onun vuracağı yer burası ama bizimkiler çıkacağı için ben şöyle biraz geride bekleyeyim. Şöyle birazcık o tarafa. Çok güzel geçirdi. Yetişemezse dedim bile oturturum kafasına ama istediğim gibi olmadı. Bu sekecek arkaya. Bizimkine bırakalım. Çok belli diyen deneyeceği orada. Şöyle kenara bırakmak zorundayım bunu. Olmadı istediğim gibi. Sanırım o bize doğru dönecek. Biraz böyle ortada bir maçtı ama yine de ne bileyim. İyi gibiydi yani hani gene en azından şey değil. Hani şampiyon 2'ye elmas gelmemiş bize çok şükür ki. O bakımdan birazcık daha şanslıyız. Çünkü girdiğim maçların çoğunluğunda artık burada bir şampiyon varsa burada bir tane elmas 1 ya da elmas 2 görüyorum iki kişi girerlerse. O yüzden aşırı büyük sıkıntı. Ya elmastaki oyuncuları hani kötülemiyorum. Oynuyorlar. Ama şimdi bir şampiyon adamla kıyasla tabii ki elmas ona karşı yani şampiyon adam elmas adamdan daha önce topa çıkar. Daha önce görür. Çünkü daha çok deneyimi var. Daha zorlu rakiplere karşı oynamış. Daha tecrübeli adamlara karşı oynamış. O yüzden çok zorluk çeker. Oynayamaz değil, oyunu zora sakar. Sıkıntı oradan geliyor. Şimdi bakalım herkes solo. İnşallah boost yoktur aramızda. Yani benim takımımda. Karşıda olması artık zerre kadar umurumda değil. Çünkü bana o kadar çok geliyor ki artık acımıyorum ya. Karşıya da gitse sadece üzülüyorum yani diğer adamlara. Boşuna maç vermiş oluyorlar. Bizim adam arkadaydı. Çıkar umarım ona diyecektim. Bizim adam arkada değilmiş bile nasıl olduysa. Valla yapacağım en iyi şey adam devam ediyor. Şöyle yapsak. Orasını bayağı bir karıştırdık ya. O aslında benim burada atlayacağımı düşünmedi sanırım. Orada onun da kontrolünden çıkınca yapacak pek bir şey kalmadı. Hemen şöyle kick-off'umuzu yapalım. Şimdi biz şöyle biraz bekleyelim çünkü o arkaya çok sekerse biz müdahaleye geçeriz. O da olur. Bana doğru atarsa diyecektim direkt kaleye vurdu. O da güzel. Ben de köşeden takip ediyordum. Biraz 3 kişi aynı anda çıktık ama hani pozisyon çok uygundu orada. Bir de adamın açısını şeyde gördüm yani diğer adama göre çok çok avantajlı gördüğüm için direkt korkmadan çıktım ona. Biraz tereddütüm olsaydı geri dönerdim. Üzerime doğru vursam da ben de bir double yapsam ne güzel olurdu. Ah ya. Bana denk gelmedi. Bana gelseydi. Şöyle yapayım. Ustum az çünkü. Pas olarak gitsin. Bizimkiler de vursun mantığında. Bizimkiler de iyi takip etmiş çocuklar. Ya şu an için iyi oynuyorlar yani. Hani sıkıntılı oynamıyorlar. Herkes görevini yapıyor yani öyle söyleyeyim. Ah bir sen değmeseydin.
Sen de gaza gelip böyle fake'e yatırmaya çalışsaydın. Şöyle blok tarzı atayım ona ya. Ne yapacağını tam kestiremedim çocuğun. İstemeden de olsa. Şöyle yapalım. Onu kesecekler zaten. Bizimkilere avantajlı bir top gitsin maksat. Şimdi bir tur daha değecek ona. Ve burada hani niye boost yok diyecektim. Oo, güzel kesti. Kesmeseydi orada güzel şeyler gösterebilirdik belki. Şöyle atlayayım ya. Biraz miskrikle karışık oldu ama Allah'tan ki adamlar da gelmediler. Oo, güzel bir gol oldu. Bakayım nasıl bir gol olmuş. Yani biraz hafif şanslı bir gol ama güzel bir gol. Şu boost'u alıp biz buraya gitmeliyiz. Şu topu şöyle keseriz. Böyle bırakalım gitsin. Değecek ona, değmedi. İlk seferinde değseydi güzel bir şey olabilirdi ama çok geçe bıraktı. Diğer adamımız kesecek. Karşı takımda bir şey var ya, bir sorun var. Yani nasıl diyeyim? Bir anlaşamıyorlar mı? Bir sıkıntı var yani. Bir yerde bir boşlukları var. Sanırım rütbesinde olmayan bir arkadaşımız var karşıda. Bu kadar zorlanmaları tahminimce onunla alakalı. Ya biz çok iyi oynamıyoruz şu an. Onlar gerçekten sıkıntılı oynuyorlar. Çalmama gerek yok sanırım, değil mi? Puana gerek yok maksat. Skor önde olsun. Temiz bir maç oldu. Güzeldi. Yani birkaç maç arka arkaya çok kötü attıktan sonra iki tane temiz oyun gelmesi iyi oldu gerçekten. Çok çok sıkıntılı adamlar var oyunda. Sezon bitiyor diye sanırım hani artık boostlamaya çalışan boostluyor. Veya boostlanmış olanlar da zaten sezon bitiyor aman umurumda değil mantığında oynuyor, bilmiyorum neden. O yüzden gerçekten maçlar iyice zor bir hale gelmeye başladı. Ama neyse biz devam edeceğiz. Sezon bitene kadar bakalım. Çıkarız, düşeriz bilmiyorum. Artık hedefimiz bir sonraki sezon mu olacak? Bu sezona yetiştirebilecek miyiz? Görelim bakalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.